Sevgili gençler, bu dersimizde yine devam ediyoruz kaldığımız yerden. Hatırlarsanız Hazreti Musa en son kendisine peygamberlik verilmişti. Eşiyle birlikte Mısır'a dönerken dönüş yolunda ona peygamberlik veriliyor ve bunun üzerine kardeşi Hazreti Harun'u da peygamber olarak veya kendisine yardımcı olarak görevlendirmesini Allah'tan istiyor. Çünkü diyor benim dilim biraz takılıyor, işte Harun'un dili daha düzgündür. Bana onu yardımcı olarak şey yaparsan sevinirim diyor. Allah-u Teala da onun bu duasını kabul ediyor ve onu aynı zamanda mucizelerle destekleyeceğinin de teminatını veriyor. Sen korkma diyor, yani ben seni mucizelerle de destekleyeceğim. Harun'u da sana yardımcı olarak göndereceğim diye ifade ediyor. Ve sonrasında Yüce Allah Hazreti Musa'nın kardeşi Hazreti Harun ile birlikte Firavun'a gitmesini ve onu Hakk'a davet etmesini istiyor. Ve şöyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ayet yine. İkiniz beraber Firavun'a gidin çünkü o sınırı çok aştı. Yine de ona söyleyeceklerinizi yumuşak bir üslupla söyleyin. Şimdi Firavun ne yaptı da yani çok böyle haddini aştı? Firavun ilahlık iddiasında bulunuyordu. Yani halkına sizin Rabbiniz benim, bana tapının, bana itaat edin, benim dediğimi yapın şeklinde insanlara zulmediyor. İnsanlara istediği gibi davranıyor ve hiçbir şekilde ona karşı gelemiyorlardı. Karşı gelenleri öldürtüyordu vesaire. İşte bu noktada Allah-u Teala artık onun azgınlıklarına ve taşkınlıklarına bir son verilmesi için ona bir elçi gönderiyor. Fakat bütün bu zorbalığına, taşkınlığına, azgınlığına rağmen Allah-u Teala buyuruyor ki yumuşak bir üslup kullanın, kavlen leyinen şeklinde geçiyor bu ifade. Yumuşak bir üslupla söyleyin, ola ki aklını başına toplar veya içine bir korku düşer. Aynı zamanda peygambere de bir üslup, nasıl bir üslupta yaklaşması gerektiğini de belirtmiş oluyor Yüce Rabbimizin. Evet, tabii ki Firavun'un karşısına çıktıklarında Firavun onların davetini kabul etmiyor ve onları zindana atmakla tehdit ediyor. Bu esnada Allah-u Teala Hazreti Musa'yı tabii ki bazı mucizelerle destekledi. Mucizeler zaten peygamberlerin inandırıcılığını artırmak için Allah'ın onlara lütfettiği bazı doğaüstü güçlerdi. ve o esnada Allah asasını yere atmasını emrediyor ve kocaman bir yılana dönüşüyor. Ve bir diğer mucizesi de elini koynuna sokup çıkarınca gözleri kamaştıran nur gibi parıldayan ellere kavuşuyor. Bu da bir mucize. Ellerini böyle koynuna sokup çıkardığında gözleri kamaştıran bir aydınlığa dönüşüyor elleri. İşte bu mucizeler karşısında Firavun şaşkına dönüyor ve bütün diyor o zaman hadi size hodri meydan, benim sihirbazlarımla siz bir şey yapın bakalım, bir yarışın bakalım. Benim sihirbazlarımı yenerseniz ben size inanacağım diyor. İşte bunun üzerine bütün ülkedeki ünlü sihirbazları, büyücüleri bir araya topluyor ve Hazreti Musa'yı mağlup etmeleri için onları tembihliyor. Sihirbazlar ve Hazreti Musa'yı halkın önünde karşı karşıya getiriyor. Yani adeta bir arenada, bir sahnede bir oyun sergilercesine büyük bir gösteri hazırlanıyor. Ve burada halkın önünde de Hazreti Musa'nın itibarının yerle bir olacağını planlıyor Firavun. Fakat tabii ki onun planladığı gibi olmuyor. Kur'an-ı Kerim'de şöyle devam ediyor yine. Sihirbazlar diyorlar ki ey Musa ya önce sen at ya da önce atanlar biz olalım. Ya önce sen başla ya da biz başlayalım diyorlar. Dediler Musa dedi ki siz atın. Siz önce başlayın diyor.
Bunun üzerine onlar ellerindekini atınca insanların gözlerini büyülediler ve onlara korku saldılar. Yani ellerindeki o büyü aletleri her neyse onları yere saldılar ve etrafta seyreden, onları seyretmekte olan halkı onların gözlerini büyülediler ve onlara korku saldılar. Büyük bir sihir yaptılar. Biz de Musa'ya asanı at diye vahyettik. Bir de baktılar ki bu onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor. Böylece gerçek ortaya çıktı ve onların yaptıklarının asılsız olduğu anlaşıldı. Yani o büyücülerin yere attıkları her neyse işte onların büyülerine dair işte o kıvrılan, dans eden veya ortalığa korku saçan, insanların gözlerini büyüleyen o şeyleri her neyse Hazreti Musa asasını yere at emri aldığında ve onu yere attığında o işte bir yılana, bir ejderhaya dönüşüyor ve yerdeki o büyücülerin attığı bütün büyüleri yutuverince gerçek ortaya çıkıyor. Ortaya çıktı ve onların yaptıklarının asılsız olduğu anlaşıldı. İşte Firavun ve kavmi orada yenildiler ve küçük düşüp yarıştan çekildiler. Ve sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Bu Kur'an'ın ifadesi. Sihirbazlar Hazreti Musa'nın yaptığının bir büyücülük, bir sihirbazlık olmadığını anladılar. Yani sihirbazlığın kendi yaptıkları şeyin sihirbazlık olduğunu fakat Musa'nın yaptığının sihirbazlık olmadığını ancak alemlerin Rabbinin yapabileceği güçte bir olağanüstü bir mucize olduğunu fark ettiklerinde secde ediyorlar ve bunu ifade ediyorlar. Biz Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik diyerek taraflarını belli ediyorlar. Tabii ki Firavun burada ne yapıyor? Çok öfkeleniyor ama halkının önünde de aslında rezil kepaze oluyor, küçük düşüyor. İşte bu durum Firavun'u iyice kızdırıyor ve onları en ağır işkenceler altında öldürmekle tehdit ediyor. Fakat sihirbazlar Allah'ın kudreti karşısında Firavun'un hiçbir gücü olmadığını, Allah'ın her şeyden üstün olduğunu anlamışlardı. Firavun'un tehditlerine de aldırış etmeden iman ettiler ve böyle ölmenin büyük bir şeref olacağını söyledikleri vakitte Firavun bir şey yapamadı tabii. Hazreti Musa ve Hazreti Harun aleyhisselam Firavun'un iman etmesi için çok çaba sarf ettiler. Sürekli onu iman etmeye, Hakk'a davet etmeye devam ettiler. Ancak Firavun bir türlü yola gelmiyor, küfürde ısrar ediyor ve insanlara karşı zulmünü daha da arttırıyor, daha da şiddetlendiriyor. İşte gücümü görün, ilahınız benim diyor sürekli. Bunun üzerine Hazreti Musa bakıyor ki hani artık dayanılacak gibi bir durum yok ortalıkta. İsrailoğulları da iyice hani o zulmün altında eziliyor, bunalıyor. Ve artık kendisi de o kavmin kurtarıcısı, uyarıcısı. Dolayısıyla Allah'ın da emri üzerine tabii ki kavmini toplayıp Filistin'e doğru yola çıkıyor. Hatırlarsanız Peygamber Efendimiz de yine benzer şekilde o kavminin zulmünden kurtulmak için Mekke'den Medine'ye hicret ediyordu. İşte Hazreti Musa da benzer şekilde demek ki Allah'tan aldığı bu şekilde bir emir üzerine kavmini toplayıp Filistin'e doğru yola çıkıyor. Niçin? Firavun'un zulmünden halkını kurtarmak için. Firavun bu durumu fark ettiğinde de ordusuyla hemen ordusunu hazırlayıp onların peşi sıra gidiyor. Hazreti Musa ve İsrailoğullarını yani o kavmini tam Kızıldeniz'in kenarında görüyor. İsrailoğulları da dönüp arkalarına baktığında çok böyle kalabalık bir orduyla Firavun'un geldiğini gördüklerinde onlar da korkuyorlar. Çünkü önlerinde deniz, arkalarında Firavun'un ordusu var. Böyle bir durumda korkularını ifade ettiklerinde de sızlanmaya başlıyorlar. Eyvah Musa biz yakalandık şimdi ne olacak şeklinde bir sızlanmaya başladıklarında Hazreti Musa da asla dedi Rabbim şüphesiz benimledir bana yol gösterecektir diyor. Allah'a olan inancını güvenini hiçbir şekilde kaybetmiyor. İşte bu esnada hani
kul sıkışmayınca Hızır yetişmezmiş. İşte bunun üzerine Allah'ın yardımı gecikmiyor ve gelen emir üzerine Hazreti Musa yine asasını yere vuruyor. Çünkü Allah ona emrediyor, asanı yere vur diyor. İşte yere vurduğunda da Kızıldeniz oradan ikiye yarılarak İsrailoğullarına bir yol açılıyor. Adeta bir tünel gibi bir yol açılıyor. Buradan halkıyla birlikte Hazreti Musa Aleyhisselam karşıya geçiyor. Firavun ise bunu görünce o da hemen onların ardından Kızıldeniz'in o açılan yoluna, o da onların peşi sıra koşturuyor ve karşıya geçtiklerinde Hazreti Musa ve İsrailoğulları kavmi karşıya geçtiklerinde peşleri sıra gelmekte olan Firavun ve ordusunun üzerine Kızıldeniz kapanınca hepsi orada boğuluyor şeklinde anlatılmıştır bu kıssa bize. Böylece Yüce Allah yeryüzünde bozgunculuk yapanları cezalandırıyor. Allah'a inanıp peygamberinin peşinden gidenleri de ödüllendirmiş oluyor. Bunun bize anlatılması elbette ki ders almamız için anlatılan bir hikayedir. Yoksa böyle masal, eğlence olsun diye anlatılmıyor. Evet. Şimdi Kızıldeniz'i geçtikten sonra elbette Hazreti Musa kavmiyle birlikte yine yeni hayatlarına devam ediyorlar. Bir gün Hazreti Musa'yı Allahu Teala Sinatur Dağı'na çağırıyor ve kendisi Hazreti Harun'u yerine vekil bırakarak, yani sen benim yardımcısın, bu halka sahip çık, yeniden bir taşkınlığa, bir yanlışlığa düşmesinler şeklinde onları Hazreti Harun'a emanet ederek Allah'ın huzuruna gidiyor. 40 gün ayrı kalıyor kavminden. Bakın 40 gün sonra geri döndüğünde halkının Samir adında bir kişinin işte altından zinet eşyalarını toplayıp eriterek yeniden işte bir kalıba dökerek oluşturdukları buza şeklinde bir heykele tapındığını görüyor. Hazreti Harun tabii onları engellemeye çalışmasına rağmen onlar Hazreti Harun'u da dinlemeyerek o putun etrafında ona tapınmaya devam etmişler. Ve Hazreti Harun'un onlara söylediği şu, yine Kur'an ifadesiyle, ey kavmim, siz bununla yalnızca imtihan edildiniz. Doğrusu sizin Rabbiniz ancak Rahman'dır. Öyleyse bana uyun ve emrine itaat edin dediği halde, yani onları uyardığı halde onlar onu dinlemediler. Fakat Hazreti Musa bu manzarayı gördüğünde çok öfkelenmiş. Hatta kardeşi Hazreti Harun'a da kızmıştı. Önce işte Hazreti Harun'a hani ben onları sana emanet etmiştim, ne haldeler, niye böyleler şeklinde. Fakat sonra kavmine de dönerek, ey kavmim, yine Kur'an ifadesi bunlar, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Yani sizi daha önce kurtarmadı mı? Firavun'un zulmünden büyük bir mucizeyle kurtulduk. Ne çabuk unuttunuz? 40 gün önceydi bu. İşte size daha önce güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Peki size bu süre çok mu uzun geldi? Yoksa Rabbinizin gazabına uğramak istediniz de onun için mi bana verdiğiniz sözden döndünüz dedi. Bu şekilde halkını uyarıyor. Hazreti Musa çocukluğundan itibaren Allah'ın koruması ve gözetmesi altında büyümüş, yetişmiş, olgunluk çağına gelmiş. Sonrasında da Allah tarafından desteklenmiş ve kavmiyle çok mücadele etmiş. Hak ve batıl mücadelesi ile hayatı geçmiş. Ulul azm bir peygamber dediğimiz gibi. Kardeşi Hazreti Harun da peygamber olduktan sonra onun en büyük yardımcısı, en büyük destekçisi olmuş. Hak ve batıl mücadelesini iki peygamber, ikisi birlikte yürütmüşler. Firavun gibi bir güç karşısında Allah'ın yardımıyla sergiledikleri işte o vakur duruş, asil ve sabırlı duruş, kötülüklerle mücadele konusunda da hepimiz için
örnek niteliğindedir. Bu kıssa Hazreti Musa Aleyhisselam'la ilgili Kur'an-ı Kerim'de sadece Kasas suresinde değil, Şuara suresinde, Bakara suresinde, başka surelerde de pek çok ayette, hatta bazı olayların tekrarı yeri geldikçe yapılmış, anlatılmış. Hazreti Musa Aleyhisselam ve İsrailoğullarının kıssaları bize ibret olsun, ders olsun, bunlardan biz kendimize dersler çıkaralım diye anlatılmıştır. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Evet. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kıssası da bu şekilde. Ünitemiz Ayetel Kürsi ile sonlanacak inşallah. Lütfen birinci ünite ile ilgili bundan, yani zaten üç konu var. Bu konulardan da çok soru çıkacaktır diye düşünüyorum. Lütfen kazanım testlerinizi çözün ya da bununla ilgili soru bankalarınızda yeni aldığınız yeni nesil sorular bol bol çözmeye devam edin. Din kültüründen en azından hiç yanlış yapmamaya dikkat edin. Bu konuda size güveniyorum. Tekrar buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın.